Yapayım mı daha? Aptallar ve Krallar, evet, biraz sert bir isim ama pandemide tüm dünya sınıfta kaldı. Tüm ülkeler sınıfta kaldı. Düşünün, pandemi var, bunun bir ilacı bulunuyor. Bu ilacı bile eşit paylaşamıyoruz, eşit dağıtamıyoruz. Bazı ülkeler bunu stoklarken bazı ülkelere daha hiç aşı ulaşmadığını görüyoruz. Bazı firmaların bunu rant malzemesi haline getirdiğini görüyoruz. Şu an dünyada aşının aşağı yukarı fiyatı belli. Böyle bir konuda din, bizim siyasi, politik, tüm çıkarlarımız, tüm çatışmalarımızı bir kenara koy, tüm insanlığı ilgilendiren bir konuda bile organize hareket edemiyoruz. Bence bu çağ, yaşadığımız çağ, aptallar ve krallar çağı. We're opening with a green passport restaurant, coming back to life. And so I set a second goal, to deliver 200 million shots in my first 100 days in office. Hala bu çağda pandemi varken başka çıkarlar için minör siyasetin kurbanı oluyoruz ve buradan çatışmalar üzerinden savaşlara. Düşünsenize, ağzında maskesi olan, elinde tüfek tutan bir asker. Bundan daha ironik bir şey olabilir mi? Tabii ben 2005 yılından beri sergiler yapıyorum. 15 yıllık bir süreçten bahsediyoruz yaklaşık. 15 yıllık süreçte hepimiz çok değiştik, çok dönüştük. Sanatımız da öyle, yani yapıp ettiğim işler de çok değişti, dönüştü. Bu da çok bence organik, yani yaşantımıza paralel bir organik bir yapı aslında. İkisinden birbirini ayıramıyoruz zaten. Böyle bakıldığı zaman temalar çok değişiyor ama şu an şunu söyleyebilirim. Evet, yani 15 yılın sonunda bir tanıklık meselesi. Kendi adıma üst bir katman olarak yukarıda kaldığını söyleyebilirim. Yani çünkü bütün bunlar benim yaşadığım gerçekliğe karşı kendi gerçekliğimde bir söz söyleme. Bir ifade özgürlüğü kanalı aslında. Yani ben bu yaşadığım çağa bir cümle kurmak istiyorum. İletişime geçmek istiyorum. Ve kendimce bu ifade özgürlüğü hakkını kullanıyorum. Nasıl yönde talepte söz konusu bir kez daha belirttim. CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplam 10 milletvekilinin dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştı. İsteseniz de istemeseniz de biz Kalan İstanbul'u başlıyoruz, yapacağız ve milletimizin emrine amade edeceğiz. Yani sanki işleri ben oturup üretmiyorum, sanki bu toplumsal yapı, yaşadığımız çağ bunları üretiyor. Dünya 2019 yılının Kasım ayında Economist dergisinin 2020 özel sayısında kullanılıyor. ...2020'ye tanıklık eden bir olarak
izleyen biri olarak şunu çok net görebiliyorum. 2020'nin ilk 4 ayında baktığınız zaman dünya borsaları çöküyor. Ciddi bir ekonomik kriz. 2020'nin ikinci yarısında tam anlamıyla pandemi olduğunda ekonomiler tam tersine bir tepki veriyor. Ve bütün ekonomiler kırmızı 20'den yeşil 20'ye geçiyor. Burada bir çelişki var. Aynı zamanda 2020'nin sonuna dönüp bakıldığım zaman dünyadaki multimilyarderlerin servetlerini %20'ye yakın oranda arttırdığı görülüyor. Hatta böyle bakıldığı zaman bu yüzyılın en karlı yıllarından biri oluyor birileri için 2020. Mustafa abi merhaba, nasılsın? Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok. Şöyle yapıyorum değil mi? Evet. Aman abi sağlığına dikkat ediyorsun değil mi? Ediyorum, teşekkür ederim. Aman o çok önemli. Sen nasılsın? İyiyim, sağ ol, çok teşekkür ederim. Var mı yeni bir şeyler? Vallahi var. Yeni derken tabii şimdi yeni demek de bir acayip oluyor sende. Yani, eski şeyler var ama. Eskicide yeni şey olmaz da. Yeni şeylerde yani yeni gelen ürünler. Çok güzel. O bana verdiğin çerçeve çok güzeldi abi. Beğendin, çok güzeldi. O harika bir iş yaptım onunla. Güzel. Çok güzel oldu. Şimdi tabii ben kendimi son derece özgür kılmak istedim. Bu teknik anlamda da, malzeme anlamında da, tema anlamında da kendimi kısıtlamak istemedim. Dolayısıyla hep bir deneme, hep bir yeni olasılıkları, yeni teknikleri, yeni mecraları, yeni malzemeleri deneme hakkını kendime tanıdım. Bu deneysel süreç çok uzun da sürdü. Hatta hala devam ediyor. Hala ben hiç çalışmadığım bir malzemeye ele alabiliyorum. Her defasında işin amatörü olmak bence son derece önemli. Bu tam kullanım amacı ne bunun? Ben kurşun dökmek için falan diye. Aa, harika. Ama başka amaçlar da kullanılıyor olabilir ya. Çok güzel. Mustafa ben bunu çok beğendim ya. Çok harika bir şey. Ne istiyorsun buna? Neon tabii benim çok fazla malzemeden bir tanesi. Öğrencilik yıllarına kadar dayanan bir geçmişi var. Ben o zaman Amerikalı minimalist sanatçı Dan Flavin'in büyük hayranıydım. Zaten Amerikan minimalizmini çok benimsiyor ve çalışıyordum o dönemler. Neon'dan önce ışık fikri aslında vardı. Neon'un en büyük ve en temel farkı şu, ışığı bükmek ve biçim verebilme özgürlüğünü size tanıyor. O yüzden neon işlerde ışığın kaynağını gizlemenin aksine ışığın kaynağını, yani neonun kendisini bir form olarak gösterme niyetim ön plana çıkıyor. Bir de neon kendini aydınlatan bir ışık aslında. Mekanla derdi olan bir ışık değil. İşte bu benim çok ilgimi çekti. Ve neon kullanmaya o zaman karar verdim. Ama neonu kullanamadım. Çünkü çok pahalı. Ve ben öğrenci olarak neon atölyelerine gittim. Bu işi yapmak istedim ama beceremedim. İlk neonu kullanmam 2010 yılını buldu. Yani İstanbul'da MacArt Galeri'de açtığımız 1+1+1+1+1 sergisinde ve ilk işte oydu. Jean Baudrillard diyor ki toplumlar kitleye dönüşüyor, kitleler bir katma değer yaratmıyor, yani 1+1=2 olmuyor. Birey olarak ben de bu çağın içinde acaba bu kitlede bir miyim, bir rakam mıyım yoksa bir katma değer üretebiliyor muyum? Bu benim çünkü özellikle kapitalizmin ikinci evresinden sonra tüketimin bu kadar yayıldığı, artık anlam üretmeyi bıraktığı yerde kişi kendini sorguluyor. Yani sanatın sadece birincil misyonu evleri süslemek, dekore etmek, bize güzel manzaralar, güzel renkler, güzel formlarla hayatımızı
güzelleştirmek değil. Bana kalırsa birincil meselesi son derece protest, muhalif ve eleştirel bir boyutu oldu. Sanatçı aslında bugün o farklı tarafı veyahut da eleştirel tarafı ve kimsenin belki düşünmediği bir noktaya dikkat çekmek gibi de bir potansiyel görevi de üstleniyor. Yani ben en azından kendimde bir parça bunu hissediyorum. Çünkü mesela örneğin bir Suriye iç savaşı yaşanıyor. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki en büyük göç olayları akabinde gerçekleşiyor ve bu göç rotaları da bizim coğrafyamızdan geçiyor. Bunu nasıl görmezden gelebiliriz? Bunun boyutlarını nasıl tartışmayız? Nasıl hani hayatımız olduğu gibi nasıl devam edebiliriz ki? Şu an Kadırga Koyun'a gidiyoruz. Çok tedirgin bir haldeyiz aslında bakarsanız. Çünkü ana yoldan çıktık. Yaklaşık 20 kilometrelik bir sahil yolu burası. İşte mültecilerin saklandıkları ve Midilli Adası'na karşı geçiş yaptıkları yerler aslında bakarsanız. Saat sabah 5 şu an. Hava karanlık ama akşam falan değil. Bir macera yaptık. Bakalım bizi ne bekliyor. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Geride kalan objeler bütün hikayeyi anlatıyor. Yani sahanın kendisi ve sahada çektiğim son derecede amatör filmler bir anda işe dönüştü. Sergiyi bir galeride yapmadım. Kültür endüstrisine, bir endüstriye dahil etmiş olurdum. O yüzden kendi bulduğum bir mekanda, boş bir mekanda, tekinsiz de bir mekanda yapmayı tercih ettim. Thank you.
Sansasyonel 20 yıl olaydı. Yok yok. Buraya atıyoruz. Abi orayı keselim. Sen devam et abi. Hadi görmedim ben seni. Abi bak her şeyi yaptım, şu işi yapmadım biliyor musun? Yani şu sokağa hiç beni çıkarmadım yani. Bir gün sana eşlik edeceğim. Valla yerleştirme yapmak için çok uygun bence. Bir gün sana eşlik edeceğim ya. Gerçekten iyi bir yerleştirme yapalım. Olur yapalım. Hatta birlikte de bir şey yapalım. Olur. Tamam çok güzel. Yerleştirme zaten bu kaç hemen. En kolayı. Çok... Süper. Ne diyorsun ona? Bombalıyor muyuz? Bombalıyoruz tabii ki. Harika. Yanlış tarafları çekilmez. Babam. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Burası benim doğup büyüdüğüm mahalle değil ama büyüdüğüm mahalle. Yani doğmadığım ama büyüdüğüm mahalle. Çocukluğum buralarda geçti. Ne buraların arkalarında. Bütün bu sokakları buraları iyi taradık. Birçok mekan çok değişti. Şurada otopark olan yerde çok harika bir bina vardı. Burada müthiş bir eski Ankara apartmanı vardı. Bu ne yazık ki bu sivil mimarlık örneklerinin nasıl söyleyeyim bu sivil mimarlık örneklerinin ne yazık ki değeri bilinmedi. Bunları hep yıktılar. Kentsel dönüşüm, başka şeyler anlamında. Hepsi rant odaklı yıkıldı. Özellikle son 20 yıldır yol üzerine, inşaat üzerine dayalı bir ekonomik modelde Türkiye'nin belli noktalarında ciddi ekosisteme dönük bozulmaların, tahribatların yaşandığı bir gerçek. Bu çok açıkça dile getiriliyor. Bunun sonuçlarını da görmeye başlıyoruz. Bütün bunlarda bir rant rotasının, bir rant ilişkisinin çıktığı düşünülebilir. Paslandırılmış demirlerle yaptım ben bunu. Çünkü dediğim şuydu, işte yolun geçtiği yerin imara çıkması, oradaki ekosistemin bozulması, ranta açılması ve böylece aslında yol ekonomisinin bir tür kapılması. Doğadaki şiddete yapabileceğimiz bir şey yok. Depremler, tsunamiler, fırtınalar, kasırgalar ve daha birçok şiddet olayı. Bunlarla baş etmenin yolları var ama yine de doğanın şiddeti yine de kendi iç ritminde, kendi iç dinamiklerinde başka bir olay. Fakat kendi içimizdeki şiddete yapabileceğimiz çok şey var. İnsanın insana, insanın doğaya, insanın hayvana, insanın çevreye vereceği veyahut da uyguladığı, farkında ya da farkında olmadan uyguladığı şiddet üzerine düşünebiliriz. Bunun için stratejiler geliştirebiliriz. Buna karşı eylemler yapabiliriz, aksiyon alabiliriz ve bunun önüne geçebiliriz. Çünkü biz bir kültür varlığıyız. Kültür varlığı olarak bunu yapabiliriz. Sanatı beni özgürleştirici bir bilinç alanı olarak hep düşündüm ve algıladım. Zaten özgürleştiremediğimiz zaman kendi fikir ve düşüncelerimizi, dünyaya özgür bakamadığında, perdesiz, filtresiz bakamadığınız zaman yeniyi söylemek çok zor. Sonuç olarak biz bir geleneğe de eklemleniyoruz, bir geleneğin ardıllarıyız. Sonuçta hepimiz zaten bir kültürel kod ve bir eğitim modelinin devamıyız.
Bu devamlılıkla kurduğumuz organik bağ, evet doğru var. Ama bunun dışında o bağı tekrar etmek değil, yani geleneği yeniden üretmek değil veyahut da yapılmış olan mevcut öğretileri yeniden tekrarlamak değil, yeniyi söyleyelim. Ne olursa olsun, yaşadığınız coğrafyada koşullar ne kadar sert olursa olsun, yaşadığınız toplumda ne kadar sert olursa olsun, sanatın bu türden bir özgürleştirici tarafı var. Şimdi özgürleşmek diyorsak eğer, o zaman şablonlar, kalıplar, kategoriler, tüm bunların dışında kalabilmek lazım. Yeni ve farklı olanı söyleyebilmenin en iyi yolu şablonlardan kurtulmak. Ayça geldi. Ayça gel. Gökhan'la tanışın. Gökhan, Ayça. Bitirdik mi? Evet. Harika. Nasıl peki sence?